Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, masumlar ölüyor. Ya haklısın ya. Gerçekten çıkılacak iş değil yani. Ama ahirete imanı koydu mu buraya kapı gibi? Bunu da böyle müdeller şekilde inşa etti mi Kur'an'ın dersiyle? Bakacaksın. E cüz'i üzüntü olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamış. Bu haddi geçmemiş. Bakın insaneti kaybetmeyeceğiz. Ağlayacağız, üzüleceğiz. Haddi geçmeyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. Evet, hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Duaların makbul olduğu beş geceden bir tanesi. Cuma gecesi. Cenab-ı Hak bu Cuma gecesi hürmetine şu andaki Filistin'de, Gazze'de sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimize yardım ihsan eylesin. Bu zahiri şer gibi gözüken hadisattaki... Hayrı bir an önce görmeyi nasip eylesin bizlere. Konumuz Yahudilik, Filistin ve Mehdi Aleyhisselam. Muhtemelen hepiniz son kısmı bekliyorsunuzdur. Genelde böyle gaybi şeyler daha çok merak ediliyor. Evet, konumuz bu üç başlık altında. Aslında konunun ilk giriş kısımları daha önce çok derste ifade ettiğimiz bakış açılarını vereceğiz. Ama sona doğru kendi dünyamda yakalandığım birkaç manayı ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle... Şu andaki İsrailoğulları yani İsrail diye ifade edilen devletin geçmişine baktığımız zaman şunu unutmayalım ki bu neslin daha da önceleri daha ki İbrahim Aleyhisselam'a kadar dayanıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu İsmail ve İshak diye. İsmail Aleyhisselam Arap Yarımadası'na doğru gidiyor. İshak da diğer tarafa doğru ve oradan üreyen, çoğalan bir toplum. Ve Kur'an'da Beni İsrail de ifade ediliyor. Beni İsrail hitapları genel itibariyle medeni ayetlerde geçer. Çünkü Mekke döneminde Yahudilerin Mekke döneminde Yahudiler az. Medine'de çok. Medine'de oldukça fazla Yahudi var. Hatta Araplar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerinde Arap cahilleri o zaman Yahudilerden yardım istiyorlar. Ehli kitap olaraktan. Tabi o bulundukları coğrafi içerisinde İsrail şu anki Siyonist rejim Filistin halkını yavaş yavaş oradan adeta yok etmek için sistemli bir şekilde bir çalışması var. Yani Filistin diye ifade edilen bölge böyle. Yavaş 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 2023'te ortada kalan ufak tefek kahverengilikler kalmış. Çok ciddi bir işgal planı uygulanıyor. Ve sistemli bir şekilde yani halka halka böyle oraları Yahudiler tarafından yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Yani düşünün ki siz evinize birisi gelmiş konmuş. Sen kimsin diyor. Burası benim toprağım diyor. Ama o toprak ve hatta o ev dededen kalma kaç senelik senin mülkün. Gelmiş oraya konmuş Yahudi yerleşimcileri. Tabi Yahudiler korkuyorlar oralara yerleşmeyi çünkü sürekli bir savaş durumu hakim. Ama öyle böyle bayağı bir işgal edilmiş vaziyette. Yani gördüğünüz gibi şu anda 2023 şeyi bu, e, takvibi bu. Gele gele buraya kadar gelmiş. Tabii bununla ilgili bir mektupta Üstad herhalde Refet abiyle bir konuşması var. Refet abiyle ilgili olan mektuptan başlayarak okuyalım. Bu mektupta Bismi Subhanhu. Ve durbet aleyhumu zillete ve meskene ayeti. Bakara suresinde herhalde geçiyor burası. Yahudilere bakan bir ayet-i Onlar diyor sürekli zillet ve meskenet darbesini yiyecekler diyor. Tarih boyunca da gerçekten de Yahudiler vatansız bir toprak, yani vatansız bir ırk olmuş. Sürekli sürgün, sürekli bir şeyleri vardır. Tarihe baktığınız zaman Yahudilerin tarihinde çok ciddi soykırımlar uğramışlar. En basit mesela şeyden bilirsiniz. Hitler'in yapmış olduğu herhalde kaç milyon yakın Yahudi'yi katletmiş. Sürekli şekilde bir vatansızlık durumları var. En son İsrail'in şu anda hüküm sürmeye çalışmış olduğu yere geliyorlar ve oradan kendilerine toprak veriliyor. Çünkü hakları da var. Şimdi onu söyleyecek üstad. Bununla ilgili Refet abi sual soruyor. Diyor ki işte bu Filistin meselesinde nedir vaziyet? Niye böyle bir kader buna müsaade ediyor? Üstad da şöyle cevap verecek. Aziz Nur kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey. Yahudi milleti Hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için. Yahudilerin iki temel vasfından bir tanesi bu. Bir, hubbu hayat. Yani dünya hayatını çok sevmeleri. Bu Yahudilere ait. Sakın üzerinize alınmayın. İki, dünya perestlik. Bu iki nokta ondan sonra Yahudilerin temel vasıflarıdır. Bunda ifrat etmişler ve her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Böyle bir tokat yemişler. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Fakat adamların şimdiki Filistin toprakları içerisinde bir hak dava etmeleri, tabi bu şekilde bahsetmiyorum. Bu Siyonist rejimin uydurmuş olduğu bir işgal bu. onu değil. Ama o topraklar içerisinde bir hubbucahtan gelen, dünya perestlikten gelen bir hissiyatla değil. Tam tersi. Belki diyor Mbi, beni İsrail'in mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması. Mesela o milletten çok peygamber gelmiş. Şimdi şöyle bir şeyini dolaşıyor piyasada. Nakil bir ağabeyin ifadesi. Yani bir yere çok peygamber geliyorsa o toplum çok bozuktur. Evet bir cihette doğrudur ama şimdi bir yere çok peygamber geliyorsa orası yerleşim yeridir. Yani eskiden şimdiki gibi yerleşim yerleri çok değil ki. Yani belli bölgelerde kümelenmiş insan grupları var. Mesela Arabistan, işte o Filistin, Mısır civarları. Daha çok insanın bulunduğu yerler. Dolayısıyla orada da oranın da sakinleri Beni İsrail olduğundan dolayı oraya çok peygamber gitmiş. Herhalde değil mi? Yusuf Aleyhisselam oraya, işte Musa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, diye böyle birkaç tane benim aklımda olanlar bunlar. Dolayısıyla İsrail'in şu andaki İsrail içindeki bazı Yahudilerin hubbu dünyadan veya dünya perestlikten gelen bir hissiyatları yok. Tam tersi kendi milletlerinden, peygamberlerin gelmesinden dolayı bir cihette ehemmiyetli bir hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yememişler. Yani dolayısıyla kendi davalarında bir hakkaniyet yönleri olduğundan dolayı kader bunlara müsaade etmiş. Ha tabii sonra Siyonist rejim bunu almış da ondan sonra kendi şeyine yontmuş vesaire. Amenna ama böyle bir hissiyat olduğundan dolayı tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete gidecekti. Mutlaka oradan sürülecekti. Ama sürülmüyorsa kader kaderin bir fetvasının olduğu bir hakikat. Şimdi Yahudilere baktığımız zaman Yahudilerin Cenab-ı Hak tarafından bir lanetlenme noktası var. Yani Cenab-ı Hak onlara lanet etmiş. Neden lanet etmiş dediğimizde iki tane vasıf geçiyor Bakara suresinde. Böylece zillet ve yoksunluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi iki tane nokta. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu Yahudiler. Peygamberleri de haksız yere öldürüyorlar olmalarından diyor. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmek. Yani niye bunu yapmışlar? İsyan etmek için, aşırı gitmek için iki tane unsuru ortadan kaldırıyorlar. Bir Allah'ı inkar ediyorlar, nimetleri inkar ediyorlar. Bir de peygamberi haksız yere öldürüyorlar. Şimdi peygamber öldürmek ne demek dediğimizde bunu biz de kendi dünyamızda canlı tutabiliriz. Cenab-ı Hak diyor sen onların arasındayken biz onlara zulmedecek değiliz diyor. Değil mi? Başka bir ayet-i olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili. E şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mı? Zahirde, bedeni olarak değil. Şu anda biz de alem İslam olarak zahirde bir zulüm görüyor muyuz? Evet. Demek ki peygamberi biz de öldürmüşüz. Peygamber nasıl öldürülür? Peygamberin bir cesedini öldürmek vardır. Bir de peygamberin getirmiş olduğu fikriyatı öldürmek vardır. Peygamberin getirmiş olduğu öğretiyi öldürmek vardır. Kanunu öldürmek vardır. Yani bizim de dünyamızda birçok noktada biz peygamberi öldürmüşüzdür. Manen öldürmüşüzdür. Yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu şeriata muhalif her hareketimiz ve bunun da ısrarla devamımız, mesela anlık günah işlersin, tövbe edersin ama hayır bunu artık hayatının hayat yapma şekline girmişse bazı şeyler o zaman sen o noktada peygamberin fikrini öldürmüş oldun işte. Yani daha ne istiyorsun? Yani direkt zahirde öldürecek adam durumun yok. O zaman o ayet anlamını yitirir yani. Yahudiler böyle bir şeyden dolayı sıkıntıya girmişler, lanetlemişler. Yine üzerinize alınmayın sakın bunları. Yani ayetle inkar etmek, peygamberleri haksızları öldürmek bunlar Yahudilik vasfı. Bizde çok alakası yok ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yazmış bunları. Biz de okuyoruz hatim indirmek için. Güzel oluyor. Her harf falan on sevap olduğu için böyle uzun uzun cümlelerle de çok sevap kazanıyoruz. Evet şimdi hadisat içerisinde iki tane imtihan açılıyor Kemal abi. Bir hadise içerisinde olanların imtihanı. Bir de hadiseyi dışarıdan izleyenlerin imtihanı. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı hakikatları dışarıdan izlerken konuşması kolay. Ben bunu deprem bahsinde de söylemiştim. Yine söyleyeceğim. Yani inşallah başımıza gelirse böyle bir şey. Cenab-ı Hak getirtmesin de. inşallah bu hissiyatı, bu fikriyatı, bu fiiliyatı yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin hepimize. Şimdi dışarıdan izliyoruz dışarıdan izlerken çok güzel yorumlama yapabiliriz. Bir sürü algoritma, Kur'an'ı, Nurani algoritma öğretebiliriz ama hadisenin içerisindeyken, birebir yaşarken onu yapmak daha da zor. Allah yapmayı nasip etsin. Şimdi tabii böyle zamanlarda herkes ister istemez ehli iman olarak hepimiz bir geriliyoruz. Bir hissiyat taşkınlığı oluyor vesaire ama şunu unutmuyoruz abiler. Biz Müslümanız ve Müslümanın tavrını, fikrini, hissini belirleyen ölçüler vardır. Müslümanın savaşını da belirleyen yani ölçüler vardır. Mesela biz Müslümanlar savaş esnasında masumu öldüremeyiz. Sivil öldüremeyiz. Ağaç kesemeyiz, orman yakamayız. Çocuk öldüremeyiz. Esirlere zulmedemeyiz. Öldürdüğümüz ceset üzerinden ekstra bir cesede karşı böyle bir muamele yapamayız. Daha da hani hınç almak için. Budur yani bunu kim yaparsa yapsın. Savaş hukukuna aykırıdır. Ama bunu ehli küfür yapar. Yahudi yapar. Hristiyan'ı yapar. Yapar. Onun için ölçüsü yok. Biz yapamayız yapanlara da taraftar olamayız. Mesela sen şimdi duydun ki adam almış bir tane havan topunu pazar yerine fırlatmış. Allah Ekber diyemezsin yani. sevinemez. O yanlış bir hareket yani. Orada yapması gereken şey nedir? Asker askerle savaşacak. Bu ölçü bu. İşimize de gelmese de böyle bu yani. Bir ikincisi bir de şimdi hadiseyi de kendi dünyamızda değerlendirirken bizim yine ölçülerimiz olacak. Bu ölçüler neler dediğimizde bakın ehli imanın fikrini Kur'an inşa eder. Yani sen bencelerle yorumlayamazsın hadiseyi. Niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Nereden böyle oldu? Diyemezsin. Senin fikrini Kur'an inşa eder. Hissini, fiilini şeriat tayin eder. Göstereceğin reaksiyonları da şeriat tayin ediyor. Davranışını, şekil ve ölçüsünü de sünnet-i seniye belirler. Ne yapacağını sünnetten alırsın ölçüsünü sen. O da şunu yapalım, şunu yapalım. Yapamazsın kardeşim. Bunun ölçüsü var. Bunun adabı var. Mesela bir hadiseyi yorumlarken bile aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Şimdi bununla ilgili çok böyle soru gelmişti benim. Ben birkaç dönem bir şey paylaşmadım yani yorum olarak bir şey paylaşmadım. Böyle birkaç kere şey niye paylaşmıyorsunuz vesaire bilmem ne deyince dedim ki ya Filistin hadisesine nasıl bakmamalıyı paylaştım. Nasıl bakmalıyı değil nasıl bakmamalıyı. Çünkü yaptığımız hata şu bakmamamız gerektiği gibi bakınca problem orada başlıyor. Yani mesela bir şeye nasıl bakmaman lazımsa öyle bakıyorsan neresini düzelteceksin ki meselenin? Nereden başlayayım düzeltmeye yani? Gömleğin ilk düğmesini ilikledin yanlış. Çıktın buraya gömlek oldu böyle. Şimdi ne yapacaksın? Tekrar çözer. Tekrar aşağı inmen lazım. Fikir, hissi, his fiili tetikler. O yüzden doğru düşünemezseniz, bakın doğru düşünemezseniz, doğru bir his üretemezsiniz, doğru bir his üretemezseniz de doğru bir davranış sergileyemezsiniz. Bak birbirini tetikliyordur bu. Sana çok basit bir örnek vereyim. Birisi hakkında su yüzan etmeye başladığınızda o su yüzan, bakın düşünce sizi hisse götürür. Mesela ben şimdi Davut abi mesaj çektim. Davut abi benim mesajımı gördü ve cevap vermedi diyelim. Şimdi ben düşünüyorum adam bak ya. Adam bizi sallamıyor falan dedim. Bak yanlış fikir ettim. Hiç devre girdi. biz sallamıyor adam. Ya. kaç yaşında adamı falan dedim. Bak his karışmaya başladı. Benim Davut'a yapacağım reaksiyon Davut'u gördüğümde mesafeli durmak. Niye bir mesafeli duruyorsun sen? Çünkü iş baştan başladı. Fikirden başladı. Hisse, histen de fiile yansıdı. Şimdi bir hadise oluyor. Filistin hadisesi. Şu anda kaç tane şehit var. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin. Ölen çocuklar var. Ölen kadınlar var. Masumlar ölüyor. Şu anda gayri insani uygulamalar var. Ve şu anda bizim elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamıyoruz. Ama hadiseyi de takip ediyoruz maalesef. Şimdi bir şey yapmamız lazım. Bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi sırasıyla nasıl düşünmemiz gerektiğine dair birkaç noktaya nazar vereceğim. Ondan sonra hadiset içerisinde farklı noktaları konuyu çekmeye çalışacağım. Öncelikle şunu bileceğiz ki En'am suresinde geçen bir ayet kelimesi onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken bize bir zooloji dersi vermiyor. Ne diyorlar? Şey nebatat bilgisi vermiyor yani. Yaprak bile kımıldamaz. Ne demek bu? Yaprak bile kımıldamaz. Yani varlık sahasında en küçük bir hareketin bile tasarrufu Cenab-ı Hakk'a aittir demek. Ha, bu da şunu olacaksın. Yaprağı bile kımıldatan Allah ise bu hadise vuka geliyorsa bunun hükmü Allah tarafından verilmiştir. Esbab bir külliye sükür eder artık. Abi şimdi İsrail'e bir şey zalim var. Kardeş önce bir Yapı taşına oturtalım mı? Bu iş vücuda geldi ve bunu Allah'a izin vermedikten sonra bunu yapabilir mi İsrail? Hayır. Yaprak bile mi kımıldamazsa? İsrail kımıldayabilir mi? Hayır. E abi zalim. Zalimler yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Cenab-ı Hak onlarla adalet eder. Sonra ne yapar? Döner, kılıcı da kırar. Döner, kılıcı da kırar. Ama biz biliyoruz ki bunu yapan Allah. Ondan sonra neden? Çünkü yine itikadımızda var ki sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle hallededir. Bu da bir itikad değil mi? Tevhid itikadı. Yani biz biliyoruz ki Allah izin vermese bu olmaz. Çünkü kainatta her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olur. Her ne isterse o olur, istemediği olmaz. E sultan-ı kainat birdir, her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elinde, her şey onun emriyle hallededir. Bakın her şeyi parantezinin dışında bıraktığımız her şey şirktir. Her şey parantezi Böyle her şeyi kaplayacak. Dışarıda bir şey bırakmayacak. Bu hadiseyi de bırakmayacak. Tamam Allah yaptı. Şimdi geliyor İslami bir tevhid fonksiyonu. O nedir? Bakın biz bir meseleyi Allah'a verdiğimizde bizim karşımıza çıkacak iki tane vasıf Rahman Rahim'dir. Başka yok. 99'luk tesbih var olsaydı burada gösterilmişti ama yok herhalde. Yani önemli değil. Yani bir aleminizde biliyorsunuz 99. Bir tane imame var değil mi? Halka şeyler var, boncuklar var. İki tane de ayraç var. Kur'an tevhid akidesini İslam tevhid akidesini adeta revize eder İslamiyetle. Yani der ki bundan sonra ilah itikadınızı korkuya dayandırmayacaksınız. Çünkü ge bozulmuş tarif olmuş dinlerde dinlerden üretilen inançlarda hep şey vardır. Bir ilah vardır. O ilah hep böyle korku ondan sonra vuran, kıran, parçalayan, tamam mı? böyle gazaba gelen bir kompozisyonla anlatılır. Kur'an bunu naks ediyor. Kur'an bunu terbiye ediyor. Kur'an bunu aslına döndürüyor. Diyor ki eğer Allah itikadınız varsa siz İslam'ın ders verdiği Allah iman edeceksiniz. İki tane vasfı beraberce düşüneceksiniz. Allah, Rahman, Rahim. Ayraç bile yoktur. ve koyamazsın araya. Şimdi ben mesileyi Allah'a verdim mi? Orada görmem gereken yegane hakikat Rahmaniyet, Rahimiyet'tir. Başka bir şey yoktur. Rahmeti, rahmaniyeti ve rahimiyeti görmediğim şeyi ben Allah'a veremiyorumdur. O Allah itikadı İslam'ın ve Allah itikadı değildir. Bakın hiçbir peygamber gelmiş olduğu toplumda ateizmi lehvetmek, ateizmi ortadan kaldırmak için gelmemiştir. Her peygamber gelmiş olduğu bir toplumda mutlaka bir inancı düzeltmeye gelmiştir. Yani Mekkeli müşrikler diye bize anlatılan kişiler de öyle ateist falan değiller yani o Ebu Cehil'ler vesaireler yani. Bak, bu en basit numunesini hepiniz en azından Çağrı filminden hatırlarsınız. Hudeybiye anlaşmasında değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geliyor. Süheyl herhalde o zaman sahabe değil. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bu olmaz diyor. Rahman Rahim'i sileceksiniz diyor burada. Rahman Rahim'i tanımayız diyor. Ben Allah kalacak diyor. Onlar Allah'ı biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayeti ifadesi zaten. Diyor ki siz onlara sorsanız semavat ve arzı kim yarattı? Onlar istemez, ister istemez Allah diyecekler diyor yani. Ama Allah itikadında problem var. Bir esbaba Güç verme var. Yani ne yapmışlar bu Allah'a inananlar? Toplum içerisinde dört etkiyi dört şeye vermişler. Yani işte uzza, aziz. Yani din olgusuyla insanları kontrol etme. Aziz. Menat, para. Yani finans. Finans gücünü oraya vermişler. Sonra lat. Lat da idaredir. Yani siyasi otorite. Bir de hubel var. Hubel de benliktir. Hub sevmek. Yani bu dört şeyi toplum üzerinde dört tane ana fikrin dört tane karşılığı put yapmışlar. Yani o putta verdikleri değer aslında dört tane fikrin devamı aslında. Yani onu ona veriyorlar. Bir Allah var ama bir de bunlar da var. Böyle bir itikat var yani. Bunu düzeltmiş. Ve Kur'an-ı Kerim bize 114 yerdeki İmam-ı Şafi'ye göre Bismillahirrahmanirrahim 114 defa nazil olmuş ayettir. Ve bana Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer sen diyor bir şey Allah'a vereceksen bir şeyi Allah yaptığını itikat edeceksen ve ettiğini iddia ediyorsan orada göreceğin yegane vasıf rahmaniyet rahimiyettir. Rahmeti görmediğin yerde Allah'ı hakimanda görmüş olamazsın sen. Şimdi bu böyle. Devamında biz namazımızda günde hiç olmazsa belki 25-30 defa İslamiyet'in bir şartını, bir farzını yerine getiriyoruz. Namazla beraber iki tane. Namaz zaten bir farz bir de kelime-i var. Şimdi kelime-i deyince Eşhedü en la ilahe i̇şte illallah. üçüncü sözde bunu tefsir etmiş. Diyor ki, Halik ve Rezek ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. Bak zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur. Yani Allah yaptı tamam. Nasıl yaptı? Allah yapıyorsa bu işi hakim olarak yapar. Hakim olarak yapıyorsa o zaman abes olmaz. Allah yapıyorsa rahimiyetiyle yapar. O zaman rahimiyetiyle yapıyorsa İhsan merhameti çoktur. İhsan merhameti görmüyorsan o işi rahimiyetiyle yapmayan bir Allah itikadın vardır. Bu İslami bir Allah, itikadı değildir. Sır bu. Zor ha. Allah yapıyor diyoruz ama Allah'ın yaptığı fiillere karşı haddinden fazla bir aşırı derecede farkında olmadan bir e, reaksiyon gösteriyoruz. Allah itikadı yeter mi? yetmez. İşte İslamiyet'in ikinci tevhid formatı burada devreye giriyor. İslamiyet Allah itikadını rahmaniyet, rahimiyet üzerine inşa ettikten sonra ve diyor ki bundan sonra sizin vazifeniz, vazifiyi i imanı billah'tan sonra marifetullah'tır. Yani Allah tanımaktır. Allah tanılacağız. Çünkü insan tanımadığı birine karşı muhabbet beslemez. İmanı billah değil mi? Marifetullah, muhabbetullah sırası gelir. Yani ben seni tanıdığın birisini sevmeye başlarım. Şimdi burada daha önce tanışmadığımız kardeşler var. Bu ihtimalle beni süzüyorlar, ne anlatıyor, ne bitiyor diyorlar. Daha önce tanıştığım, daha bir mazim olan arkadaşlar var. Beraber yol yaptım arkadaşlar. Hepsinin bana olan muhabbeti beni tanıdığı nispetledir. Şimdi Cenab-ı Hak kendisini Allah, Rahman, Rahim olarak tanıdıktan sonra bizi kainat üzerinden enfiz ve afakta delillerle bize altı sıfatta kendini gösteriyor. Adalet sahibi yani adil, merhametkar, raiyetperver, intizamperver, müşfik bir melik. Yani bu altı, bu altı vasıf üzerinden bir Allah itikadımız olması lazım. Yani Allah adaletli midir? O zaman zulüm görmeyeceksin. Mutlak zulüm görmeyeceksin. Allah merhametkar mıdır? O zaman vahşet görmeyeceksin. Vahşet görüyorsan, mutlak bir vahşet, sen Allah'ın merhametine inanmıyorsun. Allah raiyetperver midir? Yani yaratmış olduğu her malukun hakkı hayatını gözetir mi? Evet. Ama Filistin'de çocuklar ne oluyor işte? Nasıl dünya sessiz? Cenab-ı Hak duymuyor mu sesini? Diyorsan rahiyet itikadın yoktu. Allah muktedir midir? İktidar sahibi midir? Öyledir. Ama bakıyorsun işte coğrafya bütün alemi İslam kan alıyor. O zaman iktidara güvenmiyoruz. Koalisyon var demek ki. Muktedir yoksa, mutlak bir iktidar yoksa koalisyon vardır. Ortaklar vardır. Yani belli bir yeri Allah yönetiyor, belli kalan yerlere esbabın bazı tasarrufatı vardır. Yani Amerika izin vermeden hiçbir şey olmaz. İsrail izin vermedi var ya yaprak kımıldamaz. Bir de Allah ya o şarafına bakıyor ya. Böyle bir Allah itikadım vardır. Allah intizam perver midir? Nereden biliyorsun intizam perver olduğunu? Hiç güneşin geç doğduğunu şahit oldunuz mu? Güneş 7'yi kaçta doğuyor şimdi? 7-15 falan civarı yani yirmi mi? Ha oca vardı. Mesela o uyuya kalmışım olmuş saat. Ayın 13 14 15. Ay bedir gibi, değil mi? Dolunay. Hiç sekme oldu mu? İntizam kainatın her zerresinden en geniş geze en büyük gezegenine kadar her yerde kendini gösterir. Bak intizam var. Sonra Cenab-ı Hak müşfik midir? Şefkatli midir? Öyledir öyle Cenab-ı Hak çok şefkatlidir. Nereden biliyorsun? Delilin nedir buna? Enfüs ve hangi delillere binaen bunu söyledin? Nereden tanıdın? E böyle tanıdıysan niye Cenab-ı şu andaki şefkatinden hariç bırakıyorsun Gazze'yi ve Filistin'i? Allah görmüyor mu? Değil mi? Şimdi bu altı vasıf bize işte çok doğru bir fikri netice verecek. Doğru bir his ortaya çıkacak ve doğru bir reaksiyon göstereceğiz. Ama bu zordur. Bakın Kastamın aykasında Üstad bununla ilgili bir mektupta diyor ki Şefkat-i insaniye. Şefkat insaniye. Merhameti Rabbani'nin bir cilvesi olduğundan. Bana şefkat nereden gelmiş? Cenab-ı Hakk'ın merhametinden gelmiş. Yani bana ait değilmiş. Yani bende var bir de Cenab-ı Hak'ta var şeklinde değil. Bende her ne varsa ona aitmiş ve ben ona ait olanı kendimde müşahede ediyorum. Bak önemli burası. Ya yani bende şefkat var Cenab-ı Hak çok daha şefkatli. Hem bende var hem onda yok. Değil o. Öyle değil o. O ilkokuldaydı. Geçti artık o devirler yani. Artık birazcık çıtayı yükselteceğiz. Bende şefkat nasıl var? Bende olan şefkat Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin merhametin tecellisi. Ve ben kendi onu müşahede ediyorum. Yani pirinç yiyerek, elma yiyerek, işte vesaire et yiyerek olacağım bir şey değil bu. Bu bana verilmiş. E şimdi bana verilmişse, bana ait değilse elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetenin alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebesi şefkatinden taşmamak gerektir. Şimdi hadiseyi izliyor, bütün gün haber izliyor, bütün gün video izliyor, bütün gün Instagram'da dolaşıyor, bütün gün çocuk ölümlerini izliyor. 2 gün üç gün uykusu kaçıyor. Yemekten içmekten kesiliyor. Bu normal bir şey değil bakın. Şunu dikkat edin. Bir tane kardeş öyle yazmıştı. Abi uyuyamıyorum falan filan. Geç kardeşim sen uyuyamamanın sebebi telefondan izlediklerin. İzlemeden bunu hissedebilirsen sen müminsin. Senin psikolojin bozulmuş. bütün gün ne olacak onu öldüren çocukla izlesen bunu haber... Ya şu zaten haber izleme psikolojimizi biz ne zaman terk edeceğiz merak ediyorum. Yani ya bir insan yani hem psikolojik olarak hem itikadi olarak kendisine zarar veren bir şeyi ne kadar izlemeyi seviyor. Her akşam saat 7.30 7, 7 neyse haberle. Şey paylaşılıyor videolar sağda solda. Sosyal medyadan paylaşanlar var. Tam belki bir yerlere ses gitmesi için vesaire lazım olabilir ama haddi geçmemek lazım. Çünkü hissimizin önüne set koyamıyoruz. Bak tekrar söylüyor. Aşmamak, taşmamak gerekiyor. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Nedir peki? Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz ruhi ve sakamı kalbidir. Bir kalp hastalığıdır ve ruh hastalığıdır. İtikadi bir problemdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın şefkatine ileri şefkat sürülmez. Rahmet Ali'nin alimin olan zat aleyhissalatü vesselamın şefkatinden özleri şefkat öne sürülmez. Sürüldüğü anda sen haddi geçmiş olursun. Bakın bütün diyor validelerin şefkatleri ancak bir lemay tecelli rahmettir. Senin annem de benim annem de bütün annelerin bütün hayvan annelerini de koyun içerisine. Bütün bu validelerin yani insan nevinden, hayvan et nevinden her ne kadar valide varsa, anne varsa ki değil mi anne şefkatin sembolüdür, simgesidir. Bütün bunların şefkatleri bir lem'adır ya. Yani güneş sebebi pırıltı gibi düşünün yani. Şimdi bu kadar geniş bir rahmetin yanında o pırıltı dahi ona ait olan bir rahmetle sen Cenab-ı Hakk'ın rahmetini nasıl iddiam ediyorsun? Kaderi nasıl tenkit ediyorsun? Bakın yavaş yavaş mesele nereye kadar gelmeye başladı. Bununla ilgili Üstad yine 220'de Kastanon arkasında bir mektubu var. Yine böyle bir hadise. İkinci Dünya Savaşı muhtemelen ki İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz yani 50, kaç milyona yakın insan ölmüş ya. Hatırladığım kadar 50-60 milyona yakın insan ölmüş ya. Çok büyük bir savaş. Çok kan akmış. Üstad da haber izleyen, gaz okuyan birisi de değil yani. Ha böyle kalbinde ve ruhunda o ruhun imbisatıyla, imanın genişlemesiyle o yaraları, hissiyatları hissedebiliyorsan eyvallah bak şimdi onu söyleyecek bize. Yoksa bütün gün haber izlemişsin sen, bütün gün video izlemişsin, psikolojini bozmuşsun. İşten işe Allah'a bile sorguluyorsun da şey yapmıyorsun hani dile vuramıyorsun. Bu halde olan bir insanından bahsetmiyoruz şimdi. Bak okuyacağız mektubu diyor ki bize, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı bir tarz kışta, ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir kışta. Üç tane kış saydı burada. Bir mevsimsel olarak bir kış var. Bir de nevi beşer içtimai hayatında kanlı bir kış var. Dünya savaşı. Bir de biz Ayaz'ın kralını yedik ya söyleyeyim. Süfyaniyet alemi insaniyet içerisinde gelmiş en büyük musibettir. Biz Ayaz'ın kralını yedik yani. O kışı Üstad çok zikreder. Çok sert bir kıştır o. Evet burayı geçiyorum hocam değil mi? Allah razı olsun. Böyle çırpınan bir çarelere rikatı cinsiye ve şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Üzüldüm de üstad yani. Haber takip etmeyen, gazete okumayan, video izlemeyen, reels izlemeyen, instagramda olmayan, facebook olmayan üstad. İnsaniyetin vermiş olduğu bir derinlikle bu vaziyete üzülüyor, onu hüzünleniyor ve çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin, Ahkemül Hakimin olan onların Halık'ı Kerim ve Rahimin. Bak bak bak. Onların kimin? o kışta, o savaşta ölenlerin kimi? halık Kerim'i ve Rahim'i. Yani şu anda da Gazze'de de Müslümanlar var. Orada çocuklar var. Onların da halık Kerim ve Rahim'inin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Abiler, hadisat insanı bunaltır. Ve hadiseyi düşündüğünüz zaman eğer zihninizin içerisinde Kur'an'ın nurları yoksa, yani şuradan bir yükleme yapmadıysanız, Düşünmek deşmektir. Düşündükçe zulüma takar. Düşündükçe dünyanızda iç böyle o düşüncenin içerisinde vahiden mahrumiyetten kaynaklı felsefe dediğimiz bencelerle, keşkelerle yaptığınız yorumlamalar değiştikçe böyle oradan da zulüma takar. Paranoyak olursunuz. Korkularınız bitmez. Çünkü buradan beslenen bir düşünce yapınız yoktur. Buradan beslenmeye başladığınızda, Kur'an'dan beslenmeye başladığınızda Kur'an hakikatlerinden beslenmeye başladığınızda artık yavaş yavaş dimağınız nurlarla dolmaya başlar. Düşündükçe nur akmaya başlar. Kazıdıkça, deştikçe nur akmaya başlar. Bak nedir üstad? Bunları eylemeni hissettim. Sonra ne oldu? Onların halifi Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim imdadıma yetişti. Ne diyor peki bakın? Manen denildi ki. Kim diyor bunu? İşte üstadın etrafında olan melaikeler var, ruhanlar var. Üstadın diyorlar mı? Sen böyle şey yapmaya bak şunu şunu. Şimdi herkesin iç dünyasından gelen bir ses vardır. Bunun ilhamatın nevileridir. Herkese aynı ilham gelmez. Mesela sen bir hadiseyi düşünürken değil mi? Bazen ters taraftan bir şeyler gelir. Bazen sağ taraftan bir şeyler gelir. Neyle dolarsanız öyle düşünürsünüz. Bak namaz da böyledir. Şimdi biz namazda diyor ki huşu içinde namaz kılacağım. Nasıl? Namazda bir durdum diyor Allahu Ekber diyor. Başladım düşünmeye. Bir kere namazda başka bir şey düşündün mü namaz dışına çıkarsın. ne yapacağım? Hayat namazını doğru kılacaksın. Namazda hayat namazının manaları çıkacak senin alemine. Öyle değil mi? Ama sen pantolon cebini doldurmaktan kalp cebini boş bırakmışsın. Namaza duruyorsun Allahu Ekber. Fatura dört kessek ne olur? Cazsal ne olur? Ondan sonra Emre için şey yapıyorum. Screenshot olur, ne olur, bilmem ne olur. Ne oldu? E pantolon cebi dolmuş kardeşim. Pantolon cebinden çıkamıyorsun ki. Ne olur? Ödemeler aklına geliyor. Niye bak? Niye ödeme geliyor namaz aklına? Çünkü <laughs> onda doldurmuşsun alemini. Şöyle 3-5 ciddi kitap okumaya başlayacak. Şöyle az biraz da yoğunlaşsak. O zaman yoğunlaşmış olduğunuz şeyler gelmeye başlayacak alemimize. Bu budur. Şimdi 3 saatte de diyor ki manen denildi ki. Senin bu şiddetli teessürün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Böyle adlinden fazla üzüntü olmaz. Sen farkında değilsin diyor. Sen diyor hikmeti ve rahmeti iddiam etmeye başlıyorsun. Rahmeti ilahi ileri şefkat olunmaz. Hikmeti Rabbaneden daha ekmer. hikmet daire imkanda olamaz. Allah Allah bak. Daire imkanda olamaz. Ne olamazmış? Bundan daha güzel bir hikmet olamaz. Bundan daha güzel bir rahmet olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. İşte bakın iki tane şey imdanımıza yetişti. Bir Allah itikadı bir de ahiret itikadı. Bakın bu iki temel sağlam olmazsa çözemezsiniz hadiseyi. Yok imkansızdır. Bir Allah itikadı olacak sağlam. Tanıma merkezi bir Allah itikadı. İki ahirete iman olacak. Şimdi ahirete ortadan kaldır. Haklısın. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, masumlar ölüyor. Ya haklısın ya. Gerçekten çıkılacak iş değil yani. Ama ahirete imanı koydu mu buraya kapı gibi? Bunu da böyle müdeller şekilde inşa etti mi Kur'an'ın dersiyle? Bakacaksın. E cüzi üzüntü olacak Peygamberimiz sallallahu e aleyhi ve sellem de ağlamış. Bu haddi geçmemiş. Bakın, insanlığı kaybetmeyeceğiz. Ağlayacağız, üzüleceğiz. Haddi geçmeyeceğiz. Farklı bir şey bunlar. Ne olacak ya? Uykularım kaçıyor, gözlerim karardı. Ne yapıyorsun sen ya? He dur. Şşş. Bas filene. Bas 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 yanlış gidiyorsun. Farkında olmadan iddiam ediyorsun bak ne dedi? Asiler cezalarını masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata. Şimdi burada da soru soracağız. Senin daire iktidarın dahilinde olan ne var ki? Ne var? Hiçbir şey yok ki. İşte kendince bence bir şeyler yapıyorum falan diye iddia ediyoruz ya. Hani geniş dairedeki hadislere bakıyorsun ya mübarek bunu sokuyorsun ya. Haberleri izliyorsun ya böyle ibadet gibi. Geniş dairedeki hadisata bakınca ne yapacaksın? Onun merhamet, hikmet, adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Bakın şimdi bu da şemalandırdım size. Daire iktidar harici olan olaylar. Her şey. Bu semavi afet olur, arzi afet olur, salgın hastalık olur, musibet olur değil mi? Savaş olur. Aslında bizim daire iktidarımız haricinde olmayan bir şey yok. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Amen ne Bizim dünyamızda geniş daire biraz daha Hani elimiz yetişmeye falan diyoruz ya, öyle bir acip bir itikadımız var. Şimdi ben bunlara nasıl bakacağım? Her şeyde Erhamur Rahim'i göreceğim. Bak gene Rahman ve Rahim'i zikretti. İki, Ahkemül Hakim'ini göreceğim. Yani hükmün sahibi Allah olarak bileceğim. Üç, Halık-ı Kerim'i göreceğim ve yine Rahim'i göreceğim. Peki nasıl bakacağım bu hadiseye? Merhamet, hikmet, adalet, rububiyet. Allah iş başında. Allah iş başında. Rahat ol. İyi bir şoförün yanında yolculuk yapmak mı? Acemi bir şoförün yanında yolculuk yapmak mı iyidir? Acemi bir şoförün yanında yolculuk yaparsanız beraber araba kullanırsınız. Ayağını frene basarsın. Adam araba kullanır, sen yanında frene basarsın. Gaza basarsın. Değil mi? Böyle gidersin. Ama iyi bir şoförün yanında araba oturuyorsanız yatarsın. Ne kadar var? Yatağı bir yatağı var tamam. Niye? Bak adamın şoförlüğüne güvendin. O güven nereden geldi? Çünkü adamla yol yaptın, tecrübe ettin değil mi? Biner bilmez uyumuyorsun ki. Tanımışın, Tanıdıkça rahat ediyorsun. Ha, bu, bu Allah'ın izniyle Bir rahat. Şimdi direksiyon başındakini tanıdıkça güvenle bir tevekkül hali oluyor değil mi? İşte Cenab-ı Hakk'ı tanıma ilminde ne kadar derinleşirsek hadisatın dümeninin tutan Sultan-ı Kainat, her şeyin anahtarı her şeyin dizgini onun elinde olan zatı ne kadar tanırsak o zaman Mevla görelim neyler? Ne, iler? ne güzel iler de, değil mi? Pencerelerden seyret, içine girme. Ne olmuş? Ne bitmiş? İsrail, Hamas, Hizbullah, Hulur. Ya kapat, kapat. Allah yapıyor. Allah iş başında yani. Ben diyor, tahmin ediyorum ki, bütün küreye ardın bu yangınında ve fırtınalarında, yani 2. Dünya Savaşı ya. 7 sene mi? Kaç sene? Aynı hal diyor. Bakmıyorsun, izlemiyorsun, merak etmiyorsun. Ya 50 kusur milyon insan ölmüş. İslam mukadderatıyla alakadar olan diyor. Bak İslam mukadderatıyla alakadar olan şu savaş değil mi? 7 seneden geçti aynı hal merak etmiyorsun, takip etmiyorsun. Acaba bundan daha büyük bir mesele mi var yoksa onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Adam bakıyor ya Bediüzzaman Said Nursi alemi İslam'ın derdiyle dertlenen bir adam. Ya İkinci Dünya Savaşı haritaların adeta yeniden çizilmiş olduğu bir savaş yani. Savaşı biz girmemişiz çünkü Cenab-ı Hak Süfyan'la savaş belasını aynı anda vermez. Bize ağasını vermiş daha ne yapacak yani adaletin yetiyor yani. Ama bu bakıyor ki sistem değişecek hiç bakmıyor merak da etmiyor. Ne diyeceğiz biz yapsak gamsız deriz yani. Ne gamsız adam ya hiç bakmıyor. Ben diyorum ya ben bakmıyorum izlemiyorum ama gamsız adamsın diyor ya. Kardeşim gamsızlıkla ne alakası var? Elimizden bir şey gelmiyor ki hadisat. Sonra başka önemli meseleler var. Biz yapmamız gerekenleri kaçırıyoruz bu sefer. Şimdi böyle hadisat içerisinde bu küre arzın bu yangınında fırtınalarında selameti kalbini istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran. Bakın selameti kalp istirahat ruh. İkisi de maneviyat merkezi. Kalp selameti, kalp imanın merkezidir. Kalbi selamet imandan gelir. İstirahat ruh, bugün en çok ihtiyacımız olan şey. İstirahat ruhumuz olmadığı için istirahat bedenimiz de bozuluyor. Hastalıkların temelinde istirahat ruhun maalesef olmaması vardır. İstirahat ruh olmayınca ceset ruhun meskenidir hastalıklar başlıyor türeme. Tıkı tıkı bakıyorsun stresler onlar bunlar falan filan. Ruh israat etmiyor ki. Ruh bir dünyaya gelmiş ne adaleti görüyor, ne hikmeti görüyor, ne rahmeti görüyor, ne hiçbir şey görmüyor, ne Allah biliyor, ne Allah'ı tanıyor. Her şeyi yorumlarken ya ne olacak bu ekonomik kriz? Bu diş çok kötüye, kötüye gidiyor. Böyle oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. insan böyle bir itikatla bu dünya hayatında nasıl lezzet alacak ya? İmkansız bir şey yani. İmkansız. Stresten ölürsün. Elinin yetişmediğinden dolayı da mahvolur gidersin. Perişan olursun. Erirsin. İşte bu zaman bu. O yüzden ne yap? Antidepresyon ilacı içiyorlar işte abi. Tanesi öyle dedi geçen. Ya diyor bir şey için söyledi de terapi almadan yaşanmaz diyor. Dedim çok doğru. Alman gereken terapiyi almıyorsun sen. Sen terapiden ne almıyorsun? Psikoloğa mı gideceksin? Git. Ne yapacak sana psikolog? Yapacağı şey şu. Hayat içerisinde senin görmediğin güzel yönleri gösterecek. Yani Kur'an'ın verdiği dersi verecek. Bak da anlamayacaksın. Zanaksı verecek. Çek babam bunu. Tamam toz pembe. Terapi işte budur. Bu derslerdir. Böyle hakayık imanı ciddi meşguliyettir. Şimdi böyle zatlar kimlermiş? Hakiki ehli iman. Ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içerisinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Bakın dünya hadisatı musibetlerinde selameti kalp, istirahati ruh muhafaza edenler ve kurtaranlar. Kimler? Hakiki ehli iman. Bakın hakiki ehli iman tabiri çok önemlidir. ha. Hakiki ehli iman. Ben doğmuşum Müslüman anadan babadan. Sordular mı ben Müslümanım. Ben şimdi hakiki ehli iman mıyım? Hayır. İman sürekli yenilenmesi gereken bir hakikattir. İman eskir. Elbisenin eskimesi gibi eskir diyor. Üzerine çalışma yapılması gereken bir hakikattir. Eğer imanda siz güncelleme yapmazsanız, telefonda güncelleme yapmadığınızda uygulamaları kullanamadığınız gibi, telefonda güncellemeleri yapmadığınızdan dolayı Değil mi? Aplikasyonlarda istediğiniz performansı alamadığınız gibi iman yenilemesi de yapılmazsa, iman eğitimi, Kur'an'ın iman eğitimine tabi tutmayıp imanınızı yenilemezseniz hadisat karşısında titremekten Bun almaktan kurtulamazsınız. Çözümleyemezseniz hadiseyi. Ne oluyor? Niye oluyor? Neden oluyor? Niçin oldu? Niye hep bana geliyor deyip 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 error vermeye başlarsınız. Hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rıza bunlar bu hadisat karşısında titremiyorlar. Hasreten Üstad Risale-i Nur diyor. Neden Risale-i Nur talebeleri? Çünkü abiler şöyle, bizim mesleğimizde bizim branşımız bu iman. Ya biz branş dışına çıkmamamız lazım. Ya burnumuzu sokarız, severiz öyle hocalık taslamayı da ama bizim branşımız budur yani. İmandır yani. Ya Bitcoin caiz mi bilmiyorum ben. Bana ne kardeşim? Anlamam mı? Aç öte bu caiz mi? Bilmiyorum kardeşim. Aç fıkı. Fıkı benim bu konum değil ki ya. Bana ne soruyorsun? Ben de öyle yapıyorum. Fıkı konusu varsa açıyorum. İsmail Ağa'ya işte ve hatta bildiğimiz hocalar varsa. A hocam siz bu işi değilsiniz değil mi? şarbi İsmet abiden soracağım. Bana sorma abicim ben ne anlarım eşarbı. Et gece de bana soracağım ona sormayacaksın işte. Branş dışına çıkmamamız lazım. Bizim okuduğumuz bu eserler, Risanur eserleri Kur'an'ın imana dair ayetlerini tefsir edip bize bu asırda muhteşem bir bir Kur'an'ı bakış açısı veriyor. Dolayısıyla üstadın hasreten Risanur talebeleri demesinin sırrı budur yani. Ha sen bunu ehli tarikat olarak başka dersler alabilir misin? Alırsın. Yol çok. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak yollar değil mi? Nefesler sayısında çoktur. Ama bizim branşımız için hasreten bu olmasının sebebi şu diyor ki Risale'den aldıkları imanı takiki nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahinin özünü, yüzünü görüp her şeyde bakın her şey kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Geçen akordiyon gördüm. Cenab-ı Hak çok güzel bir tefekkür nasip etti. Akordiyonu bilir misiniz? İslam'ı bir çalgı değildir yani. No, bir çalgı deyince yani müzik aleti aklınıza ne geliyor mesela? Ne gelir? Değil mi? Ney? 3-5 yani tane. Kimse akordiyon demez yani. Açıyor. Geliyor. <gülüyor> Öyle hareketler yapıyorlar. Cenab-ı Hak bizi kabz ve bazı hallerinde, celal ve cemal tecellisinde kasıyor, açıyor. Kasıyor, açıyor. Sen eğer o okumayı doğru yaparsan ortaya çok güzel bir melodi çıkıyor. Alıyorsun akordiyonu, çekiyorsun. Cenab-ı kasıyor zahirde değil mi? Kabz. Bazen bast oluyor. Celal oluyor, cemal oluyor. Tık tık. Üstad ne diyor? Musibetin tenevvü, musikinin değil mi? Tenevvü gibi geliyordu bana nameleri gibi geliyordu bak. Musibet değişiyor. Zahirde musibet. Zahirde şer gibi gözüküyor. Açıyorsun, bakıyorsun. <laughs> Çalmayı bilmiyorsan. Yapacak bir şey yok. Aynı akordiyonu Emre alsın. Gır 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 patlatı gider yani. Değil mi? Ama Yüksel abi alsın. Muhammed hocam alsın. Onlar çalar yani. Çünkü neden? Karz ve bastayla. Evet. Teslimiyetle gülerek karşı Rıza gösteriyorlar. Bakın en büyük mertebe, mertebe rızadır. Cennetin meleğinin ismi nedir? Rıdvan. Rıdvan. Niye Rıdvan? Razı olmayan giremez. Rıdvan. Razı olacaksın. Rububiyet dairesinde, alem-i şehadet ruhubiyet dairesinde Rabb'ın yaptıklarına razı olacağım. O yapıyorsa güzel yapar. O yapıyorsa iyi yapar. Cennete böyle girilir. Yoksa bu da bu, ne oluyor bu gaz? Bu ekonomik kriz böyle. Her şey ters gidiyor. Bir piyasada dengesizlik var. Havalar acayip bir şey oldu. Yağmur yağıyor, kuraklık başladı ya. Yani zulümat içerisinde <laughs> bir sistem kurmuş. Kalıtsık bir düzen içerisinde bize zulüm çektiriyor. Ama cennete gidince var ya diyor Allah'ın izniyle. Nereye gidiyorsun cennete ya? <laughs> Hangi cennetten bahsediyor ya? Ve merhamet ilahiden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Bakın özet şu yani. Bize verilen Kur'an'ın vermiş olduğu tahkiki iman dersleri bize her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü gösteriyor. Sonra biz burada her şeyde kemal hikmet, cemal adalet müşahede edeceğiz. Kemal'i teslimiyet ile rıza ile Rubiyet ilahinin ilcasından olan musibetlere karşı gülerek karşılayacağız. Allah karşılamayı nasip etsin tabii de. Zordur ama yapabilirsek ne mutlu bize. E şimdi tabi insan diyor abi tamam böyle güzel anlatması güzel ama bu masumlara ne olacak? Çocuklar ölüyor değil mi? Mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i lazım geliyor. Çünkü abiler burası imtihan dünyası. Anladınız mı? Şimdi hep Müslümanlar böyle hiçbir şey gelmese başına imtihan sırrı ortadan kalkar. Şimdi adam kafirliğine kafirlik katıyor. Bakın şimdi bizim aramızda da başladı. Eskiden yoktu. Bunlar yeni türediler. Nereden geldiler bilmiyorum. da bizim neslimiz. Yani bizim bozukluğumuz tezahür etmeye başladı. Eskiden İsrail'e herkes sevmezdi yani. Şimdi İsrail'e destek çıkanlar bile var. Ulan bu kadar mı bozulur insan ya? Eskiden İsrail'e kimse destek çıkmazdı yani. Hani mesela atıyorum Arapları atıyorum sevmeyenler hep olmuştur da. İsrail'e ben destek çıkanı hiç bilmiyordum. ya. Şimdi baktım çattır millet İsrail destekliyor ya. Mesela Allah diyorsun ya bu kadar mı bozulur ya? Nereden çıktılar, ne zaman türediler, nasıl geldiler? Geldiler işte varmış demek ki yani. Ya bir insan öldürülen bir insana yani zulüm görerekten zahirde bir ölen bir insana sevinip bunu normal karşılayıp ya bize ne falan diyorsa hatta bu insan değildir. Bu insana karşı hiçbir din anlatılmaz, hiçbir inanç anlatılmaz. Çünkü insanın işidir din veya inanç. Bu adama ne anlatacağım? Bu adama dediklerim insanlık kursuna git. İnsaniyet kursu. Ya bu senin değil mi insan fıtratından gelen bir şey. Bu Yahudi bir çocuk dahi olsa Zahide ölse insan üzülür ki çocuklar zaten İslam fıtratı üzerinde. Velev ki Yahudi bir genç de zulmedilerek öldürülse ona bile bizim şefkat göstermemiz lazım. Ya yani Olmaz çünkü bizim bir dinin ölçülerimiz var bizim. İnsaniyet bunu gerektirir. Ya Çanakkale'de biz bunu yapmışız da ya. Anzaklar var ya mi? Adamlara savaşırken adamların esirlerine, yaralılarına yardım etmişiz biz ya. Adamlar hala gelip gelip anıp duruyorlar yani meseleyi. Savaş savaş ya. Kurşunun kurşuna çarptığı bir savaştan bahsediyoruz. O savaşta bile insanlığı kaybetmemişler yani. Sen şimdi bakıyorsun adamlar garip garip yorumlar yapıyorlar. Ya yani ne olacak işte Filistin sanki bizim mi? Kardeş ne demek bizim mi ya? Bizim tapulu malımız orası da. Senin bizim anlayışın dar. Senin bizim dediğin yer Taksim, Etiler, Ankara'nın belli yeri. Orası senin bizim dediğin ya. Senin bizim anlayışın dar. Ha bunu Müslümanca söylüyorsan imanın dar. Sen Müslüman dediğin o ehli iman kavramını o kadar çok dar tutmuşsun ki menfi milliyetçilikle meseleyi bitirmişsin yani. Bizim için nerede Müslüman varsa, nerede insan varsa bizimdir. Nerede Müslüman varsa bizimdir. Ecdad bunu yapmamış mı yani? o Kudüs'te geçmişin araştırın Kudüs'ün yönetim şeklini Osmanlı'da mesela değil mi Yahudiler vesaire çok rahat yaşamışlar. Üç tane şu an iki tane inanç diyeceğim ona ben. İslam dininin ve iki Hristiyanlık ve Yahudiliğin de kendine ait ibadet yerlerini dokunmamışlar. Oraya özgür bırakmışlar yani insanlar girmişler, yap oturmuşlar, ibadetlerini yapmışlar. Kimseye ilişilmemiş. Böyle olması lazım zaten. Ecdad buraları böyle yönetmiş. Kabe'yi de öyle yönetmiş bakın. Kabe'deki imamların hepsini İslam coğrafyasından Seçerek getirmiş yani. E yalnız Osmanlı imamları olacak da olmamış yani. Endonezya'dan getirmiş, Malezya'dan getirmiş, oradan getirmiş, buradan getirmiş. Hepsini imamlık yaptırmış, müezzinlik yaptırmış. Adeta orayın dokusuna uygun bir şekilde bir konseptle hizmet etmiş oraya. Şimdi bakıyorsun, Suud diyor ki benim anlayışım, benim imamım başkası genemez. Olmaz. Peki bu zalimler bu mazlumlara bu kadar şey yapıyorlar. Mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Boşa mı gitti bunların malları? Boşa mı gitti bunların canları? Bakın o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onlar hakkında sadak olup baki mal hükmüne geçti. Bu deprem bahsindeki mesele. O e orada da adamların evi gitti, toprağa gitti. Baki mal geçti, sadak hükmüne geçti. Peki fani hayatları baki bir hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak. Bak şehadet diyorum ha. Nispeten az muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daim bir kazancı kazandıran bir zelzele, bir savaş her neyse. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi aynı gazap içinde bir rahmettir. Şimdi çocuklar hakkında çok ciddi şekilde insanlar üzülüyor. Özellikle bayanlar vesaire. Oh, çocuklar, çocuklar üzülüyor. Bakın biz iki dünyalıyız ya. Şunu unutmayın. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ve biz ahirete iman ediyoruz. Ve biz biliyoruz ki bu dünya geçici, bu dünya fani, bu dünya esas değil. Ve biz biliyoruz ki değil mi? baki bir hayat var. Biz oraya gidiyoruz. Oraya namaz ediyoruz. Doğru mu? Çocuklar ölüyor, ölüyor, ölüyor. Bakın bir yer okuyacağım. Mucizat Ahmediye Risalesi'ne geçen bir yer. Hepinizin bilmiş olduğu bir hadise. Peygamber Efendimizin bir mucizesi. Bir adam Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi, benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü. Oraya attım. Resul-i Ekrem Vesselam ona acıdı. Ona dedi, gel oraya gideceğiz. Gittiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filane ismini söyledi. Gelmek ister misin diye sesleniyor. Birden o ölmüş kız lebbeyk ve saddeyk dedi. Emret ya Resulullah dedi. Mucize. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? Şu andaki ehli imanın düşmüş olduğu durum şu. Şöyle cevap verdi. O kız böyle demesi lazım. Tabi ya Resulullah zaten çocukluğumu yaşamadım, gençliğimi yaşamadım, ana babama doyamadım hemen gelirim der zannederiz biz değil mi? Bak ne diyor kız? Yok. Ben onlardan daha hayırlısını buldum. Hem vallahi hem billahi hem tallahi. İtikadım bu. Almış olduğum Kur'an derslerinden de itikadım bu. Delili şekilde söylüyorum. Şu anda Gazze'de, Gazze'de şehit olan çocukları desek ki şu şunu aynen birebir desek. Gelmek ister misiniz? Vallahi gelmek istemezler, billahi gelmek istemezler, tallahi da gelmek istemezler. Gittikleri yer öyle bir yer ki. Bakın dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayata mukabil gelmeyen cennet hayatının. Cennet hayatının dahi bin senesi bir an Cenab-ı Hakk'ın rüyetini görmeye denk gelmiyor. Böyle bir yere gittiler. Dünyanın en şaşalı yeri ahirete nispeten bir zindan hükmündedir olan bir yere gittiler. Ebedi bir yere gittiler değil mi? İmam-ı Rabbani gibi binlerce zatın muhat olarak sakin olmuş olduğu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiler. Kim gelir ya? <laughs> Kim mi gelsin diye gelsin. Ya niye bu kadar üzülüyorsun? Çünkü senin oraları net değil. Gel şimdi bu tarafa. Çocuklar savaşta ölüyor diye ağlıyor anne. Çocuklar savaşta eziliyor diye ağlıyor anne. Niye ağlıyorsun? Çünkü tek dünyalı bakıyorsun. Tek dünyalı baktığın için ağlıyorsun. Gel ben sana iki dünyalı bak derim. Esas enkaz altındakileri sana göstereyim, bana göstereyim. Benim çocuğum televizyonda, internette, telefonda manevi bombardımanlarla dambır dambır, dambır dambır bombalanıyor. Sefahatle, lehviyatla, süfyanizm bütün fikri karanlıklarıyla bombalanıyor. Ve ebedi ahiretini kaybediyor. Buna göre hiçbir tık yok, kimsenin üzüntüsü yok. Çocuklar ölmüş, Vildan'ın muhalledin sırrına mahzar olmuş. Çocuk için ağlıyor, üzülüyor. Ha, hangisini üzüleyim? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yanına gençler geliyor hasta bir kısım hasta gençler geldiler benden dua istediler diyor. Ne diyor üstad? Ben size acımıyorum ki dua edeyim diyor. Şefkat kahramanı Bediüzzaman Said Nursi hayatını Kur'an davası uğruna şu bizim bilim işte gençlerin bizlerin imanı uğruna hayatını hapishanede geçirmiş 20 sene hapis yatmış 18 kez zehirlenmiş şefkat abidesi bir zat ben size acımıyorum ki dua edeyim diyor. Çünkü neden dua etmiyor? Bakış açısı ahirete göre. Ben diyor bakıyorum. Siz hastalık münasebetiyle değil mi? Ölümü hatıra getiriyorsunuz. Namazınızı kılıyorsunuz. İstikamette yaşıyorsunuz. Ama diyor sizin bir kısım emsaliniz. sıkat belasıyla değil mi? Allah'ı unutup gaflete dalıp kahve düşünmeyip hayat sürüyorlar. Esas hasta onlar. Neye göre? Kime göre? Kaç tane anne baba var? Ben dahil. Hanım ya kalk ya. Kalk çocuğumuz namaz kılmıyor ya. Manevi enkazda çocuğumuz namaz kılmıyor. Çocuğumuz namaz kılmıyor. Bunun üzüntüsünü yaşamıyoruz. Bırakın çocuklarımız flört adı altında resmen zinanın dibine vuruyorlar. Anne babalı olarak bizler bunlara sessiz kalıp normal görüyoruz. Bunun şakasını yapıyoruz. Böyle bir omurgasızlık başladı. Sen yani neyin üzüntüsünü yaşayacaksın? Neye üzülmemiz lazım? Gazedekiler kendini kurtardı elhamdülillah. O çocuklar 17. mektubu Bediüzzaman Said Nusa Hazretleri tefsir ediyor ayeti. Vildan'ın Muhalledun ayetini tefsir ederken ebeli çocuk kalacaklar. Cennette çocuk sevmek yok diye verilen hükmün ölen çocukların ebedi çocuk olarak kalacaklarını ve orada anne babalarına çocuk hükmünde bir sevgiyi ebedi olarak sıkıntısız şekilde yaşatacaklarını söylüyor. Oldu anne baba cehenneme gitti. E çocuk anne babasını görmek isteyecek. Ne yapacak? E cehenneme gönderecek hali yok ki çocuğu. Diyecek ki bu çocuğun hürmetine anne babasını da getire. İnsan böyle işte. Ne kadar güzel bakışısı var. Kur'an alemimizi nurlandırıyor. Fikrini nurlandırıyor. Hissini nurlandırıyor. Fiilini nurlandırıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e muhatabiyet noktasında uygulamamız gereken bir nokta var. Şöyle Kur'an-ı Kerim'in benim vermiş olduğum örnekle işinlendireceğim. Bir tane yazı buldum da okuyamadım. Kur'an-ı Kerim'in konulara göre ayrımını yapmışlar. Ben Hasanca anlatıyorum şimdi. Bu bizim kitabımız. Hayat kitabımız. Şuramıza koyuyoruz ya buramıza. Buraya değil, buraya değil, buraya koyacağımız kitap. Fakat bu Kur'an'ı okurken biz düşünmeden okuduğumuz için, tilavet ettiğimiz için bir şeylerin farkında değiliz. Mesela Kur'an-ı Kerim bize peygamber kıssalarından bahseder peygamberler geçmişte yaşamışlar, mübarekler. Allah ebeden razı olsun. Aleyhisselam ve ecmain. Ama bizim için çok da bir şey fark etmez artık yani değil mi? Hikaye kısmı olarak okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'in hele şu kadar bir sayfası senin için bir şey ifade etmeyecek. Güzel bir tarihsel bilgi olarak kalacak. İşte Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'den bahseder. E biz Beni İsrail değiliz zaten elhamdülillah Müslümanız. Oraya geçtik değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Firavun Musa çok zikredilir. Musa Aleyhisselam Ulazın peygamber. Allah ondan razı olsun. Firavun lanetli, zalim bir şahıs. İkisi de gittiği için dolayısıyla biz yani pek bir şey de kalmadı burada. Geçiyoruz böyle. Bazı hukuki şeyler var. Ticarete bakan noktalar var. Böyle ayıklıyorsun işte İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi. Yusuf Aleyhisselam çok güzel bir Ahsenül Kasas en güzel kıssa. Bir de filmini çektiler zaten oradan da biliyoruz. O yüzden de fazla da uğraşmaya da gerek yok. Onu da geçiyoruz böyle. Geç 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 geç. Kur'an-ı Kerim'in var ya mübalağası söylüyorum. Muhatap olacağımız kısmı bu kadar kalır. Onlar ne biliyorsunuz? Ve beş lezine amenu. Şimdi böyle bir Kur'an okuduğumuz zaman abiler Kur'an'ın birçok ayetini hayatımızdan biz uzaklaştırırız. Peki Kur'an nasıl muhatap olacağım? Kur'an'a insaniyetinle muhatap olacağım. Ve ben bu insanet içerisinde Bakın ben bu insanet içerisinde Firavun'un da olduğunu bileceğim. Musa'nın da olduğunu bileceğim. Değil mi? Karun'un da olduğunu bileceğim. İbrahim'in de olduğunu bileceğim. Eyyub'un da olduğunu bileceğim vesaire vesaire. Kur'an-ı Kerim bu şekilde okunur. Yani anlatılan geçmişte o peygamber yaşamıştır, haktır, doğrudur. Amen. Bak zahir manayı kaçırmıyoruz. Firavun belli zaman yaşamış. Musa Aleyhisselam'ın karşısında dikilmiş. Rab'lık iddia etmiş. Doğru, doğru. Ama artık o kişilerin, o zalim eşyası, o mübarek zatların bütün hayatı kanuniyet olarak benim insan vardır. Mesela ben Eyüp Aleyhisselam'ı okurken aslında bendeki Eyüp'ü okurum. Onun vücudundaki yaralar, bereler aslında benim manevi vücudumda olan yaralardır. İç dışa dışça bir çevirirsem ben Eyüp Aleyhisselam'ın daha yaralı olduğumu göreceğim. Mesela ben İbrahim Aleyhisselam'ı okurken, İbrahim Aleyhisselam'ın o tevhid mücadelesini okurken aslında fıtratımda batıp gidenlere karşı bir ilgi ve alakanın olmayacağını, batıp gidenlerin yani fani olan şeylerin benim fıtratımı tatmin etmeyeceğini anlamam lazım. La uhup bil insan fıtratının sesidir. Yusuf Aleyhisselam'ın hadisesini okurken, kısasını okurken yaşanmış bir hadisedir, haktır, doğrudur. Ama ben bileceğim ki ben kuyuya da atılsam, köle diye de satılsam, iftiraya da uğrasam hep rahmet tecelli edecek. Bir gün Mısır olacağım. Bu yerine göre artık bunu şekillendir. İnsaniyet potasında ele alacağım her şeyi. Ve Kur'an'a muhatap olurken ben eğer Kur'an'ın bu şekilde okuyup anlamlandırıp sünnet-i seniye dediğimiz hakikatine ulaştığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bana göstermiş oldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an'dır. Kur'an'ın insan üzerinde gözüken halidir. Hulukul Kur'an. Doğru mu? Ben de iki tane nokta oluşuyorsa iman ve amel. Yani iman ve ibadet oluşuyorsa ki iman çok önemlidir. Bakın dikkat edin ayetlerde illerlediğine amenü ve amenü salihatler. İmanı başa koyar. Bunu böyle gördüğümde ben ehli iman olurum. O zaman ya hüvellezine amenü hitabına mazharındır ben. Ama sen bunu yapma. Nasıl elde ettim bunu? Kendim ilminle elde ettim tırnaklarımla kazıdım, yıllarımı verdim diyorsan sen karunluk vasfını taşıyorsun. Ben bana yeterim diyorsan sen firavunluk vasfını taşıyorsun. Batıp gidenlere takılmışsan sen İbrahim'i değilsin. Bak uzaklaşıyorsun. Bunlar vasıftır. Tamam mı? Bu bende mümin olarak gözüküyor. Eğer bunları ben reddedersem, vahiyi reddedip sünneti seninle inkar ettiğimde, fıstatıma muhalif şekilde dine muhalif gittiğimde ben kafir olurum. Bakın Kafir Kur'an'da iki şekilde ders verilir bize. Bir, itikadı kafir. Yani iman esaslarından birini veyahut da hepsini inkar ettiğinde kişi itikadı kafir olur. Mesela ben Allah'a inanıyorum, meleklere inanıyorum ama ya, peygamber benim dünyamda yok. Sen küfrü mutlaksın kardeşim. Altı iman esası birbirine bağlıdır. Ya kader olur mu olmaz mı? Çıktın bir tanesi inkar etti mi gidersin. Ya hep ya hiç. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Bak bunun birini veya hepsini inkar ettiğimi itikadı kafir olduğunu. He bir de kafir tabiri vardır ki keferu diye geçer. O da hakikatin üzerini örtmektir. Bu da bizim itibari küfrümüz. Şimdi Yahudilik vasıflarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de benim tespit ettiğim 19 tane vasıf çıktı. 19'dan biraz fazla olabilir. Daha da fazla. Nedir onlara peki? Kur'an'da Yahudilerin vasıfları. Hıyanet ve nifak. Fesat. Zulüm. İsyan ve fısk, itida yani haddi aşma, ihtilaf, muhaece yani münakaşa, haset, kasavet. Bunlar Yahudilerin vasıfları yani. Korkmanıza gerek yok yani. Bunlar bizle alakası yok. İnkar, şirk, yalancılık. Hiç yalan konuşmaz ehli iman biliyorsunuz. Ehli iman yalana karşı çok mesafelidir. Bembesi moru yoktur yalanın değil mi? Yalan yoktur bizim dünyamızda ama Yahudiler yalancıdır. Cinayet, döneklik, zillet ve korkaklık. Sonra dünyaya karşı hırs. Yahudilerin vasfı yani çok çalışırlar, hiç ölmeyecek gibi. Mesela dünyevi bir iş olunca o tozu dumana katar Yahudiler. Mesela ahirete bakan bir iş olunca o zaman bakarsın Yahudiler çok gayretli olmazlar. Mesela bir yere ağlama duvarına gidecekler, işi varsa gitmez. Ama mal satmaya gitse o oh, oh, ateş saçar. Lastikleri, ayakları, Yahudiler. Cehalet ve sefeh, akılsızlık. Sözü değiştirme. Hakkı gizleme ve gadap ve lanet. Bunlar Yahudiliğin vasıfları yani abiler. O yüzden çok lanetli bir kavim olmuştu abi. Ya tabi mesela değil mi bak dünyaya karşı aşırı... Ya bu adam kardeşim işte ehli iman olmayınca insan dünyaya karşı aşırı risk gösterir yani. Hiç ölmeyecek gibi dünyayı da uğraşır. İban derdi iman derdin önüne geçer. Mesela paran varsa bankada ya rahatsındır yani. Paran azalmaya başlayınca suratın düşmeye başlar. İşten azalmaya Yahudiler hep böyle ya. Gerçekten çok bozuk insanlar. Allah bizi Yahudulu olmaktan muhafaza etsin. Ama biz yani ben mesela söyleyeyim. Biz Müslümanlık içerisinde aileden gelen bir Müslümanlığımız var bizim yani. Değiştirmeyiz yani. Fenerbahçe bir Müslümanlık iki yani. Hayatta bizi değiştirilecek bir şey değildir ya. Bunu da böyle bilerek söylüyorum. Alınıyorsunuz değil mi? Alının diye söylüyorum. Bakın Yahudilik vasfı olarak aldığımızda Birçok vasfın üzerimizde böyle gömlek gibi oturduğunu çok net görürüz. Gömlek böyle nasıl 42 beden, xlar, löp oturdu üzerinde. Bu gömleği bana mı yaptın sen? Kardeşim sen niye kızıyorsun? Beden bu. Mutlak bir Yahudilik var. Bir de Yahudilik vasıflarıyla bana bir şey anlatıyor. Ben şimdi Kur'an okuyorum. Ben bakıyorum ki ulan bu bende var. Bu da bende var. Şimdi ben ne yapacağım? Gömleği bir şeyle mi kızacağım? Bedenime mi kızacağım? Ehli imanı Kur'an eğitime tabi tutar. Ve der ki bak bu vasıflar uzaktır. Karun gibi olmak istemiyorsan ben yaptım deme. Ben yaptım deme ya. Ben bana yeterim deme. Yalan konuşma. Yahudi vasıf olmak istemiyorsan. Ya bunlar vasıftır vasıf. Ölümü istemezler diyor. Ayetin ifadesi bak. Hemen geçelim şurada. Eğer doğru iseniz diyor. mefti isteyiniz. Ölümü isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. Biz yanıyoruz. Ölüm... Aa dur ya. İçimizi karartma. Hemen ölüm ölüm. Niye korkuyorsun ya? Ölüm korkusu varlıksal olarak normal olabilir belli bir aşamaya kadar. Ha hesaptan korkarsın. Gerçekten zordu. Ama paranoyak haline gelmiş bir ölüm korkusu itikadi bozukluktur. O yüzden ölümü öldürmüştür Kur'an. Daha da fotoğraf var. Daha paylaşmadım da. Hac'da Mescid-i Nevi'nin önünden geçiyorum. Tam Yeşil Kubbe'nin oradayım böyle. Son günümüz. Zaten iki gün kalmıştık. Böyle bir baktım cenaze geçiyor. Orada cenazeler meşhur ya. Üstü açık böyle. Tak fotoğrafı çektim. Mescid-i Nevi'nin hemen önünde cenaze. Hayatımdaki belki en dolu dolu salavatı orada getirmiş olabilirim yani. Ya çok böyle küllü bir salavat değil. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedim ama neden dedim biliyor musun? Ya Resulullah dedim ya. Kur'an'la ölümü öldürdün ya. Ölümü öldürdün yani. Bitiş olmaktan çıkardın. Olmadığını gösterdin. Değil mi? Tebdili mekan olduğunu gösterdin. Itlak ruh olduğunu gösterdin. Ölümü öldürdün. O yüzden bizim itikadımızdır. Yani cenaze arabalarımız yeşildir. Cenaze örtümüz yeşildir. Kafirin itikadı gibi cenaze merasim vardır. Sip siyah giyinir, siyah gözlük. Şimdi teşviki camindeki ondan sonra cenaze merasimlerine bakın. Hepsi full simsiyah. Ne yapıyorsan ya? Cenaze gidiyorum. Cenaze nedir kardeşim? Cenaze bizim için şeb aruzdur. Üstad ne diyor? Ben zaten gitmek için vesile arıyordum diyor yani. Tebliğ mekandır. Yüce 99 bak kavuşma yeridir. Ne cenazesinden bu cenaze? İtibaridir. Hayvan ölür, insan bakidir. Elhamdülillah. Bak Peygamber Efendimiz alır, sen bunu getirmiş. Ölümü istemeyeceksiniz. İstemiyor musun? Maalesef istemiyoruz. Çok şey var. Ya hazır değilim. Ha, görürsen mesela hazırlanırlar böyle çok hazırlanırsın. Gerçekten adam şey, kaza namazını kılar, kitap okur falan böyle gayretlidir. Sonra aslında ya abi gerçekten hazır değilim yani. O anlarsın ki adam hani bir ameli salih yapmak için uğraşıyor. Toparlamak için geçmişinde gedikler var. Bir şeyler yapayım öyle gideyim. Hazır değilim. Bakıyorsun hiçbir hazırlık yok yani. Bu kafayla herhalde sana 500 sene uğramaması lazım yani. Temelinde ne var? Yahudi ile ehli imanın ölümü istememe temelinde aynı problem vardır arkadaşlar. Değişen bir şey yok. <laughs> Onun da itikadında ölüm, bitiş ve karanlık. Sen de öyle ölüm öyle gördüğünden dolayı ölmek istemiyorsun. Ehli imanın şeyi vasfı değildir bu. İşte meclis-i de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise ünvanıyla millet-i insani içinde hırsı hayat, halfı mematla meşhur olan milleti Yahudun. Bakın neyle meşhurmuş? Hırsı hayat, halfı memat. Hayata karşı hırslı, ölüme karşı korku içerisinde. Yahudiler aynı Bakıyorum şimdi ha 3 saat uyuyayım ben. Ne yaptın kardeşim? Kitap mı okudun? Kur'an mı okudun? Kur'an'a bir hüküm mü çalıştın? Yok iş. Bak dünya karşı çok uykusuz kaldım ben de geçmişti. Ama şimdi elime kitap okuyorum gece 1 olunca kık, gidiyorum. 7 saatten aşağı uyku yok. Hafta içi ben az uyuyorum. E çünkü dünyaya hırsısın o yüzden az uyuyorsun. Dünyaya karşı az uyuman senin ölçü değil ya bu. Bu Yahudilik basmıdır? Aynı adam gözünü kitap oku yok 9 sayfa oku yalvar yaka, kitap okuyor Hakayki imanet çalışacağız efendi hazretlerinin ahiretini kurtarmak için de uğraşıyoruz yalvarıyoruz akarıyoruz adam trip atıyor adam farkında değil kendinin ya farkında değil kendinin adam dışarıla uğraşıyor hala hırs hayat o işte half memat hastalık oluyor her tarafa ateş saçıyor Hasta oldum ben. Ha, çok kötüyüm Ne yapıyorsun ne yapayım sen ya? Ne yapıyorsun bu ne yani? Bu nereden geliyor bu itikat nereden geliyor yani? Bu fiil bir itikadın neticesidir. Bu itikad fiilin fiilini belirliyor. Fikir his fiil olarak çıktı işte. Biz basit zannediyoruz. Bakın bazı şeylerin uzantısı yerlerden gelir. Önemlidir bakın dikkat edin. Fiillerin beslendiği nokta fikirlerdir, hislerdir. Kıyafet de böyledir. Hep altın için dışa vurumudur? İç dışa vuruyor. Böyle bu. Meşhur olan milleti Yahudun Ta kıyamete kadar lisan halleri mevti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Ya böyle. Evet peki ne olacak? Abiler süreci değerlendirirken bizim elimizde yegane haber bülteni Kur'an'dır, sünnettir. Biz Nebi'ye iman ederiz. Nebi haber getirendir. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bilmiş olduğu bir şey vardır, sure. Nebe suresi biz ona amme diyebiliriz. Başlangıcı ammedir değil mi? Ama aslında nebedir. Nebe büyük haberdir. Büyük haberin derdinde olmayanın nebiyle işi olmaz. Yani nebenin yani büyük haberin derdinde olmayanın nebiyle işi olmaz. Nebi onun ismi bir postacı olur. Kur'an her daim en büyük haberleri bize ileten, ders veren bir kitaptır ve bunu bize insaniyet olarak gösteren de nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bize gelecekten Kur'an ve hadisler hep müjde vermiştir. Süreci buna göre değerlendirin. Haberlere göre değil. Şimdi anlatacaklarımı haberlere göre gidinlerseniz inanamazsınız. İnanma, inanmamakta da haklısınız. Çünkü sizin fikriniz, düşünceniz oradan besleniyor. Ama burada, buraya göre konuştuğumuzda Allah nurunu tamamlayacak. Sonuç bu mu? Sonuca göre süreci değerlendireceğiz şimdi. Oturacaksın, dayanacaksın koltuğuna. Duanı edeceksin. Yapman gereken şu anda yegane şey bu duadır. Teheccüde kalkarsın ailenle, cemaatinle hep beraber dua edersin. Ha boykot çalışmasını var. Bak çok güzel bir çalışmadır. Basit alınmaması lazım bunlar. Yahudilerin bakın Yahudilerin ilahı paradır. Bunlar parayı kaybettiği anda savaşı da bırakır. Bak net söylüyorum. Allah aşkına birazcık şuurlu olalım. Şu süreçte böyle belli başlı markalar var. İnternette geziyor bunlar biliyorsunuz zaten. O markaları en azından almamakla Onlara bir maddi bir darbe vuralım. Bakın ya ne olacak demeyin. Bakın Yahudinin ilahı paradır. Paranın gücü azaldı mı ilahın gücü azalır onların itikadınca. Kendi elleriyle o savaşı durdururlar. Basit almayın. Herkes destek versin. Ya içme Coca-Cola kardeşim. İçme Nescafe ya. İçme Atom belli başlı markaları. Ha ölmezsiniz yani. Alternatif üretmek zorundayız. Bakın Silah teknolojisinde elhamdülillah eskiden Yahudi'ye bağlıydık değil mi? İlk iki tane F-16 yenileceğiz diye adamların peşinden koşuyorduk. Ne oldu? Alternatif ürettik, postayı koyduk. Ehli iman, Kur'an'ın ders verdiği şekilde yaratan Rabbin adıyla okuyup üretmek zorunda. Alternatif ürettiğimizde onlara ihtiyacımız kalmaz. Ama alternatifi olmayan şeyler de hemen hemen yok gibi. E ne yapacağız kardeşim? Elimizden geldiği kadar destek olalım ya Allah rızası için. Almayalım yani. Ne olacak? Bizim bir da ne olur? Kardeşim bu iş böyle. Cüzi bir adamların bir kaybı adamda o kadar çok para var ki. Biz ufak zannediyoruz ama o ufaklar adamın işte Mevlana öyle bir yansıma yapıyor ki adamın uykusunu kaçırıyor. Yani senin benim gibi cebinde 3-5 bin lira falan adam değil ki bu adamlar. Bir gecede 6 milyon dolar kaybediyor. Bir gecede 6 milyon dolar kazanıyor adam yani. E ne alacak? Ehli iman şuurlu olsun destek versin. Doğru mu? Sonra en büyük silahımız duadır. En inanmadığımız silahı da dua bizim şu anda. Şöyle hepimiz ciddi şekilde dua etsek, teheccüde kalksak, ailemizle beraber hadi hanımını, çocuğunu kaldır. Çocuğuna şuurlandır. Hadi kalkıyoruz bu gece saat dörtte. Kalkıyoruz, dua ediyoruz. Her gün şöyle dua, 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 dua yapsak samimi şekilde cemaatler halinde ne kadar ondan sonra külli bir silah olmaya başlar. Ama ne olursa olsun biz biliyoruz ki sonuç rahmet olacak. Süreci de buna göre değerlendiriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiş. Bak diyor ki yakında milletler diyor yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına, sofralarına diyor, davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Bakıyorsun Suriye savaşı oldu. Portekiz geldi. o ne alaka var Portekiz'de Suriye'nin yani. Şimdi bakıyorsun Amerika uçak gemisi gönderiyor. Bilmem ne onu gönderiyor. Ne alakası var ya? Ehli imanın başına adeta akbabalar gibi düşmüşler. Bak daha kaç yıl öncesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Sahabe soruyor. Biz o gün azlığımızdan dolayı mı olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayır diyor. Aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız diyor. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak. Sizin gönlünüze de vehen atacak diyor. Ya ashab-ı kiram soruyor ya Resulullah vehen nedir? Vehen diyor bakın dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmek. Geçen bir tane video paylaştık. Bir yerde bulmuştuk, paylaştık. Çocuk İsrail'in kara harekatını başlatacağını anlatıyor işte falan. Ne düşünüyorsun? Diyor, gelsin diyor. Ne olacak diyor. Şehit olacağız diyor ya. Ya abi bakın bu itikatta olan birisini korkutamazsınız ya. Korkutamazsınız. Ya bu İsrail zaten şu anda Psikolojik olarak bitik vaziyette. Bak istediğin kadar kara harekete, istediğin kadar silip süpürsün. Orada artık biliyor ki bu adamlar biz oraya yerleşemeyeceğiz abicim. Bitti. Bu adam orada var olduğu sürece biz oraya yerleşemeyeceğiz. Bitti bunu görüyor. Çocuklardaki o enerjiyi görüyorsun. Çocuklar şehitçilik oynuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Almış koymuş sedyeye. Burada çocuklardan daha küçük çocuklar yani. Şehitçilik oynuyorlar. Evleniz kılıyor. Korkmuyor musunuz? Korkmuyoruz ya. Ne korkalım? Ya bakıyorsun da hani böyle yapmacık dedin yani. Çünkü dolu dolu bunu söylüyor. Ya ölümü öldüren bir Kur'an var. Şehadeti bize veren bir Kur'an var. Hiç unutmuyorum Putin'in bir tane konuşmasını izlemiştim. Ukrayna Savaşı'nda mı ne? Ölen askerlerin annelerini getirmiş huzuruna. <laughs> Efendi konuşuyor şimdi. Dinliyorum ben. Çok kısa bir... Ya diyor işte çok diyor vatan sevgisi için canlarını verdiler. Bak bu kadar. Şunu verdiler, bunu verdiler. Öldüler. İşte size de yardım, yardımlar yapacağız. Bu kadar. Hiçbir şey yok manevi açıdan. Nereye gitti? Bitti. <laughs> Ölüm. Gitti. Ne verecek anneye? Yok ki itikadında bir şey. Lan mal versen, para versen ne olacak? Onun evladı gitmiş yani. Yani zahirde Hristiyan da olsa evladı gitmiş anne. Ya bizim itikadımız, ya, şehadet var ya. Şehitler diyor bir daha dünyaya dönmek isterler. Niye? Tekrar şehit olmak için. Ya ne acayip bir şey yani. Ama bu bizden gitmiş diyor. Doğru mu? Doğru bu zamanı gösteriyor. Doğru mu? Bakın yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceğe ait bir hadis-i şerif. Nübüvvet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Hanbel'in hadisi bu. Ümmetin yaşayacağı 5 devreden bahsediyor. Diyor sizin içinizde nübüvvet Allah'ın dilediği kadar devam eder. 23 sene devam etmiş. Sonra diyor dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sisteminde bir hilafet gelir. Hülefai Raşid'in. Değil mi? Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Cenab-ı Hak onu dilediği zaman ortadan kaldırır. 30 küsur sene sürmüş. Değil mi? Öyle biliyorum ben. Yanlışım varsa düzeltin. Sonra ısırıcı bir saltanat gelir. Artık yavaş yavaş hiç saltanata dönmeye başlar. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Yani Allah'a var, peygamber var ama saltanat sistemi var. Yine Müslümanlar ara ara ciddi zulümler görüyor, sıkıntılar görüyorlar ama sonuçta bir hilafet denen bir sistem var. Yani zahirde olsa saltanat şeklinde. Sonra diyor Ceberut saltanatı olur diyor. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder diyor. Sonra Allah onu da alır. Şu anda bir ceberut saltanatı içerisindeyiz. Bakın Türkiye alem İslam'ın merkezidir. Yüz yıldan beri biz çok ciddi bir ceberut saltanatından geçtik. Ve şu anda bundan kurtuluyoruz. Elhamdülillah. Bilin bak kurtuluyoruz. Bundan kesinlikle öyle siyasi mesaj falan çıkartmayın. Allah razı hakkımı helal etmem yani. Öyle davam olmadığını biliyorsunuz, bilirsiniz. Yani seçim zamanında Allah razı olsun bir şeyler söyledim, bitti gitti. Bitti daha siyasetle benim işim yok. Ama şunu bilin ki sistem oraya doğru gidiyor ve son sistemde nüvvet sisteminde bir hilafet olur diyor en sonda. En sonda tekrardan bir nüvvet sisteminde bir hilafet olacak diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu üstad da söylemiyor. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Şu anda biz dördüncü dönemdeyiz. Beşe doğru gidiyoruz. inşallah. Ama bu süreç zor olacak. Mesela Kudüs'ün tekrardan yerleşim yeri olacağına dair hadisler var. Medine'de gevşemeler olacağına dair hadisler var. Bakın Medine, zahir Medine. Bir de batın Medine var. Hacı Umre dersimizde anlatıyorum onu dinlerseniz. Medine hayatın yaşanma alanıdır. Mekke itikat, Medine tatbikattır. Medine'de gevşemeler olacak dediğimiz şey Medine hayatı yani Müslümanların İslam yaşantısında gevşeklik olacağı dönemlerde ondan sonra Kudüs tekrardan diyor inşa edilecek. Şu anda Yahudi yerleşimciler onları inşa ediyor. İşte işgal işgal. Kardeşim işgal falan değil. Cenab-ı Hak zalimin eliyle oraları inşa ediyor. Merak etmeyin. Bak tekrar söylüyorum. Zalimin eliyle oraları inşa ediyor. Müslümanlar tekrardan oralara girecek oturacak. Bak bu kesin haber he. Yayın bunu. Biiznillah. Cenab-ı böyle Cenab-ı Hak günahkarın elini dinleyin kardeşim. Bunu yapacak yani. Bakın Üstad bir rüya bahsinde kendisine birkaç soru sordu işte. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettik, kazansaydık ne olurdu, kaybettik neden kaybettik vesaire vesaire derken en son şöyle bir kelam geçiyor orada. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sahada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Olacaktır, olabilir. Net, olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu gür sahada içerisinde sen bir ses olabilecek misin? Sen bir hizmetkar olabilecek misin? Sen bu çorbaya bir tuz katabilecek misin? Ona bak ya. Ama ne dersinden, tarikat dersini yapmazsın, duanı yapmazsın, daire misalesinde kitabını okumazsın, cemaatli irtibatın kabuk, bütün gevşeklikler sende. En gün sağda İslam'ın sağda olacak da sen o İslam'da olacak mısın peki? Onu kendi sorgula. Bizim bu noktadaki itikadımız böyledir. Böyle de olması lazım Allah'ın izniyle. Kur'an böyle inşa ediyor. Ve bakın bu beşinci devre benim Risale'den anladığım Mehdiyet devresidir. Yani bu Mehdi devresi artık yavaş yavaş zahire ayyuka çıkacak. Ha bugün ha yarın. Ha ne olur bu hadise mi tetikler? Ama şunu ben düşünüyorum kendi dünyamda. Ya bu kâsi çıkarımdır, reddedebilirsiniz. Ondan sonra olmaz da diyebilirsiniz. Müslümanların ortak değerleri üzerinden bir hadise vuku'a gelecek. Bu belki Filistin gibi gözüküyor. Çünkü ortak değer bizim ya Mekke'dir, ya Medine'dir, ya Kudüs'tür. Bakın Müslümanlara kalsa bu iş zaten zor, olmaz. Biz iki kişi aynı cemaat içerisinde bile bazen meclis olamıyoruz yani. Cemaatle <laughs> cemaatle meclis olamıyor yani. Doğru mu? Ne kadar anlatsak da maalesef vakamız bu yani. E şimdi bu nasıl olacak? Cenab-ı Hak mecbur bırakacak. Üstad Mehdiyet'i anlatırken Mehdiyet'in son devresi artık yani İslamiyet'in hakim olma devresi içerisinde bir siyasi Mehdi'nin çıkacağından bahsediyor. Ve hadiseyi şöyle anlatıyor. Böyle bu mesele birazdan yukarıdan alıyor da. Mehdiyet kuvvetin diyor en büyük destekçisi diyor Ali beyt Resulullah'tır Ali Sattı Vesselam. Yani Mehdi Ali Beyt'ten gelecek ve Ali Beyt'ten gelen bir kuvvetle ortaya çıkacak diyor bu. Ve bu Ali Beyt'in askerleri diyor her daim hazırdadır diyor yani. Çünkü Ali Beyt yani peygamberimizin neslinden gelen o mukaddes kutsal nesil dini mübin İslam'a cibilli bir taraftarlığı vardır. Çünkü hem iman noktası bir de hani bizim ecdadımızın, bizim dedemizin adeta davasıdır bu. Yani hem iki noktada bir kuvvetli bir bağ vardır. Mesela sen ben gevşeklik yapamam, onlar gevşeklik yapmazlar. Böyle bir kuvvetten gelecek diyor. Peki bu kuvvet nasıl ortaya çıkacak? Böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek. Bakın heyecana getirecek. Uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Filistin davası Ehli imanı bakın tetikte tutuyor ha. Biz çok gevşedik. Biz savaşı düşmanlara benzeyerek kaybettik abiler. İşte Allah'tan çanakkale geçilmedi yani. Değil mi? Çanakkale geçse ne olurdu hocam? Hocam böyle gezemezdi. Zola şapka taktırırlardı bu adama. Bunun harflerini değiştirirlerdi. Hanımının çarşafını açarlardı. Değil mi? Camileri ağır yaparlardı. Pavyon yaparlardı. Düşünce düşünsene de az iyi ki de geçilmedi Çanakkale ya. Bak Çanakkale geçilseydi bak böyle saç tıraş olacaktık böyle komple buraları alacaktık böyle. Oğlum iyi ki geçilmedi Çanakkale ya. Allah korusun ya geçselerdi. Nasıl gitti savaş? Böyle. Uğruna savaştığımız değerleri kaybettik. Savaşın manası kalmadı zaten. Bitirdi. Şimdi bu Filistin hadisesi alemi İslam için güzel bir hareket merkezi oldu. Bakın Yahudiler için de böyledir ha. Normalde Yahudiler İsrail orayı zamanla çoktan düzlemişti. Ama Yahudiler vatansız olduklarından dolayı, millet şuuru olmadığından dolayı, paraya taptıklarından dolayı Filistin'i kendi dünyalarında canlı tutup vatan millet hissiyatı uyanıklığı sağlıyorlar. Bizim için de Cenab-ı Hak o hadiseyi canlı tutup bizi uyandırıyor. Dönüyoruz olan İsrail'e, biz Müslümanız kardeşim tamam hani Böyleyiz öyleyiz ama biz Müslümanız elhamdülillah deyip tekrar dönüyoruz davaya. Yavaş yavaş tekrar dönüyoruz. Böyle hop bizi toparlıyor. Hop bizi toparlıyor. Canlı tutuyor. Bak ne dedi? O mukaddes kuvveti tehiç edilecek, uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Bu hadiseler arttıkça, zulüm arttıkça rahmetin azami tecelli göreceksiniz. Rahat olun. Bırakın haberleri falan izlemeyi. Rahat olun ya. Yani rahat olun dedim. Böyle, ha, gülmekten bahsetmiyorum. Duanızı edin. İstiğfarınızı edin. Dua bombardımanı yapın ama bilin ki Cenab-ı Hak işin başında rahat. Hadisat bunu harekete geçirecek. Elbette o kuvveti azimeti gibi hamiyeti aliye fevran edecek. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tarih hak ve hakikate sevk edecek. Artık belli bir şeyden gelecek. Bakın şu anda Avrupa ülkelerinde insanlar karşı çıkıyorlar. Adam hani Hristiyan, adam İslamiyet'i dairesi değil. Ama destek veriyor. İnsaniyet uyanıyor. İnsaniyet uyanıyor. Alem-i İslam uyanıyor. Sonra gelecek bir Mehdi. Ya yeter diyecek be. Bir bakmışın Kudüs'teyiz. Ve Allah'ın izniyle bu buradan çıkacak. ya yani merak etmeyin. Çünkü sancak buradan düştü. Bu kadar etrafımızı sarmaların sebebi de bu. Hepsinin gözü bizde. Tamam mı? Böyle bakıyorlar yani. Ne yapacak? Biliyorlar çünkü yani. O o iş olacak. Onun mesajı verildi çünkü. Onun mesajı verildi yani. Diplomasi sahada <laughs> veriliyor, hadisatta veriliyor. Biz çoğu şeyleri hep siyasi boğuşmalara hasederek baktığımızdan dolayı. Yani birkaç bir şey zikretsem şimdi daha o da bu işte falancalı falancalı falancı partili martili diyeceksin. O yüzden girmiyorum ama her şeyin işareti veriliyor abiler. Merak etmeyiniz. Zaman ve zemin İslamiyet lehine çalışıyor. He böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra bağının gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Mehdi gelecek mi? Gelecek. Peki ben şimdi soruyorum. Sen Mehdi'ye dahil olabilecek misin? Hadi oldu Mehdi. Perşembe günü geldi. Emre işini bırakıp Perşembe günü Mehdi'ye dahil olur mu? Mehdi çağırıyor. Hadi gel abi. Bugün perşembe tahsilat günü Sen peki Mehdi ordu toplasa askere kimi alır? Hazır olan alır değil mi? Fikri hazırlığı olanı, değil mi? Hissi hazır olanı. Bitmişin, bitmişin <laughs> ne yani bırak Mehdi'nin ordusuna katılmayı. Ha, langırt oynayacak <laughs> halin kalmamış. Sen gelmişsin bana Mehdi ne zaman gelecek? Mehdi'nin ne zaman geleceği önemli değil ki. Senin Mehdi'ye yer ihsar etmen aleminde ve şuurunda ve hayatında o önemli. Biz seviyoruz bütün işi bir kişi atmayı. Mehdi gelecek. Ama bizi vazife başında görsün, buyursun gelsin baş üstüne. Ama abiler bu büyük davalar böyle lafla yürümüyor. Cenab-ı Hak hepimize o şuuru nasip etsin. Amen. Dün bir tane kardeş abi hilafet ne zaman gelecek dedi. Dedim ki hilafete göre yaşıyor musun özel hayatında? Evine peygamber gelse şortlarını çıkarmadan durabilecek misin? Sosyal medya Netflix'i kapatabilecek misin? Instagram sayfalarında izlediklerini gösterebilecek misin? Şuurunda ve hayatında ne kadar şeriatlar hilafeti bekliyorsun. Ama bunlar güzel şeyler. Paylaşıyorsun, yürüyor millet. O yüzden de Allah hepimize azami şuur nasip etsin. Cenab-ı Hak inşallah Gazze'deki bu hadisattaki rahmeti bir an önce bize göstersin. Birlikte ve beraberliğimize vesile eylesin. Bize de azami şuur nasip eylesin. O da kardeşlerimize yardım eylesin. Siyonistlerin, ehli küfrün bütün oyunlarını başlarına geçirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.